Sanayi ve Ticaret Odası'nda toplantı salonundayız. Bugün burada çevre mühendisi toplantısı var. Yanımızda da Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Tuncer Bey var. Tuncer Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. SATSO, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Çevre Komisyonu Başkanıyım. Bugün ev sahibisiniz. Bugün ev sahibi. Bugün evet, çevre mühendislerini misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Onların mesleki sorunları ve kendi meslekleriyle şehrimizde, ülkemizde neler katabileceklerini beraber konuşuyoruz. Umarım bir meslek örgütü konusunda da bir başlangıçları olacak diye düşünüyorum. Çevre Komisyonu çok etkin bir komisyon. Çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Evet. Tabii çok mutluyum. Çok güzel komisyon arkadaşlarım var. Arkadaşlarım çok istekli ve konularında çok bilgili insanlar. Dolayısıyla güzel şeyler kattık, katmaya da devam ediyoruz. Umarım bugünümüz için de, geleceğimiz için de iyi adımlar atıyoruz. Bugünkü ev sahipliğiniz için de bir çevre mühendisi olarak ben teşekkür ediyorum. Bilmiyordum, çok mutlu oldum. Teşekkür ediyoruz. Evet, sizi de tanıyabilir miyiz? Gamze Ergen'e, SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda sektörde hizmet veren bir atık bertaraf tesisinin de yetkilisiyim. Bugün Çevre Mühendisleri Odası'nın bir temsilciliğinin Sakarya'mızda da açılması için güzel bir toplantıya vesile olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah devamı da gelir ve odalaşırız. Çünkü Sakarya'mızın böyle bir odaya ihtiyacı var. İçeride toplantının ilk bölümünde duyduğum, misafir olduğum, ben de bir çevre mühendisi olarak Sakarya Nehri'nin kirliliği derecesini duyunca çok üzüldüm. Sizden bu konu hakkında birkaç cümle alsak. Bildiğiniz üzere Sakarya Nehri 824 kilometrelik bir uzunluğa sahip ve yaklaşık 8-9 yanlışsam düzeltelim bir şehrinde sınırları var. Bize gelene kadar Sakarya Nehri bizim şehrimizle aynı ismi taşıyor ve bize geldiğinde en üst kirlilik sınıfına sahip olarak geliyor. Bizde de tabii ki ne kadar ekstradan bir kirletici parametreleri de barındırdığını bilmiyoruz bizden kaynaklı. Dolayısıyla Sakarya Nehri'nin hem temiz hem de gerçekten bu kirleticilerin diğer şehirlerle de ortaklaşa bir toplantı yapılarak, sınırı olan şehirlerle de toplantı yapılarak bu kirlilik derecesini Sakarya'ya gelene kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu. Bizden kaynaklı bir kirlilik varsa zaten bununla ilgili önlemlerimizi de alıyoruz. Çevre Komisyonumuz bu anlamda gerçekten sahada da etkin çalışıyor ve biz hani sadece yönetmeliklerle değil, yönetmeliklerin uyulmasıyla ilgili de etkin çalışan bir komisyon. Bu anlamda da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün de katkısı çok büyük. Onlardan da çok ciddi destek alıyoruz. Yani her iki birimde de bir senkronizasyon sorunu yok. O yüzden de verimli çalışma alabiliyoruz diyebilirim. Peki, çalışmanız için çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi yanımızda Sayın Fatih Boztepe var. Aslında bugünkü toplantının birazcık da vefakeri, cefakeri Fatih Bey. Çok güzel bir toplantı var bugün burada. Evet. Ben de SATSO Çevre Komisyonu üyesi olarak ihtiyaç olan bu sivil toplum kuruluşunun arkadaşlara anlatmak ve burada onların desteğiyle bu oluşumu kurmak adına organizasyonu ben üstlendim. Katılımdan memnunum. Bir bu kadar arkadaşın da mazeret sebebiyle gelmediğini de biliyorum. Umarım bu işin altından başarıyla çıkacağız. İzleyicimiz için söylüyorum. Çevre mühendislerimiz burada bir odası yok. Kocaeli'ndeki odaya bağlılar. Bugün burada amacımız da Sakarya'da çevre mühendisi odasını kurmak. Doğru mu? Evet. Evet, çünkü Kocaeli ilinden şu an sanayi olarak da gelişen Sakarya ilini yönetilmesi mümkün değil. Onlar kendi sorunlarıyla ancak ilgilenebiliyorlar. O yüzden kendi ilimizin sorunlarıyla biz kendimiz ilgilenelim. Ve herkesin ulaşabileceği bir sivil toplum kuruluşu olması şart burada. Biz de bunun için çaba göstereceğiz inşallah. Aynı zamanda çevre mühendisleri de kendilerini, bilgi birikimlerini paylaşacakları bir ortam hazırlamış. Evet. Bütün tecrübelerini paylaşacakları bir ortam hazırlamış olacaksınız. Evet, çünkü odaya kayıt 165 kişi de özelde kamuda çalışan, değişik mesleki alanlarda çalışan arkadaşlarımız da var. Çok ben kendilerinin hepsini tanıyorum. Hani mesleki alanda da çok tecrübeli, bilgili arkadaşlar. Hep birlikte biz bu sorunu başaracağımıza inanıyorum. SATSO gibi, üniversite gibi desteklerini bizden esirgemeyen kurumlar da var. O yüzden şanslıyız diye düşünüyorum. Kurumsal olarak çok güçlü bir şehiriz. Harika bir üniversitemiz var. Evet. Çok
önemli OSB'lerimiz var. Evet. Milyon nüfusumuz var. Bu şehre bir çevre odası ihtiyacı artık şart herhalde. Evet, maalesef üye olanların arasında bu bahsettiğiniz kurumlarda çalışanlar da var. Valilikte, kaymakamlıklarda hani kendi mesleğini yapmayan ama diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan, hizmet eden arkadaşlarımız da var. O yüzden çok şanslıyız zaten. Herkesin kendiyle alakalı, kendi ilgi alanıyla alakalı tecrübeye sahip. O yüzden bir araya geldiğimizde çok sesli bir şey olacağını ümit ediyorum. Hayırlısı diyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için önümüzde çok büyük engeller yok herhalde. Yok, sadece birlik olmamız lazım. Peki, herkesin destek olması lazım. Bugünkü toplantıyı ve ev sahipliğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz ben açık olsun. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz.